Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Son bir haftada Mehmet Eymur'un itiraflarıyla birlikte tekrar konuşulmaya başlanan derin devlet tartışmalarına bu akşam objektiflerimizi tutacağız. Artık doğrusu derini kaldı mı kalmadı mı, devletin derinlerinde ne var ne yok, onlarla ilgili çok şey söylenebilir ama yine de bir derin devlet kavramı hala var. İşte o itiraflar sonrasında ortaya çıkan tabloyu, bugüne yansıyanları, özellikle AKP-MHP iktidarı döneminde bu tablonun kendisine nasıl yaşam bulduğunu, nereye doğru evrildiğini de konuşacağız. Konuklarımız olacak. Üç değerli konuğumuz var. İnsan hakları savunucusu Akın Birdal. Hoş geldiniz Akın Bey yayınımıza. Yine İyi akşamlar. Akademisyen arkadaşımız Yektan Türk Yılmaz ve yine TCK aktivisti, kadın hak savunucusu arkadaşımız Döne Güzel. Sizler de hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Hemen biraz da aslında bu sürecin en yakın tanıklarından biri olma özelliğiyle bu tartışmaları da çok yakından takip eden, bilen Akın Birdal'la başlayalım istiyorum. Bugünlerde yine devletin derinlerindekiler konuşuyor. İşte Sedat Peker'in itirafları var. Peşinden Mehmet Eymür yine konuşmaya başladı. Onun Atinork diye bir sitesi vardı. Çokça konuşmuştu, yazmıştı geçmişte ama Susurluk döneminden sonra da tekrar yeniden konuşmaya başladı. Hem bu itirafları, bu yapının bugüne yansıyanlarını değerlendirmenizi istiyorum. Bir de tabii özellikle bu derin yapının insan hakları açısından, insan hakları mücadelesi açısından sonuçları nelerdir? Belki ona dönük de bir değerlendirme yaparsınız deyip sizinle başlayalım. Buyurun. İyi akşamlar. Gökçer Kayıncıoğlu arkadaşımızın Mehmet Eymür'e yaptığı son röportajda yeniden derin devlet ve bu devletin yapısı konuşulur oldu. Aslında önce Sedat Peker'in, sonra da bugünlerde Mehmet Bey yaklaşık 35 yıl aşkındır insan hakları savunucularınca söylenen, açıklanan şeyler ve bunun tanıklığını yaptı. Bu tür yapılanmanın sonuçlarını, çünkü bugün İttihat Terakki'den günümüze, o İttihat Terakki'nin ideolojisi resmi bir ideolojiye dönüşmüş ve Cumhuriyet döneminde devredilmişti. İttihat Terakki ile başlayan teşkilat-ı mahsuslar ve gizliçiler, hukuk dışı uygulamalar tanık olunmuştu. Ama daha önceleri bunlar biliniyor, da biliniyor. Fakat ne yazık ki bugün insan hakları da insanların olmazsa olmazsa oluşturan düşünce ve adaletlülüğünün olmayışı bunları serbest ve özgürce engelliyor. Ama bu derin yapılanma açısından başta yaşam hakkı olmak üzere kişi kendini ve özgürlüğünü etmiş ve insanlara karşı bir suçu oluşturan işkence sıradanlaşmış ve bugün de hala sistem olarak sürüyor. Mehmet Eymür de kendisinin bir sorgulamacı olduğunu, bazılarının aktif olduğunu, konuşmadıklarını, o nedenle konuşturmak için bu insanlık onuruna ısırı, bu eylemde bulduklarını söylüyor. Düşünce ve ifade özgürlüğü zaten Türk Ceza Yasası'nda çok da maddede bir engel oluşturur. Örgütlenme özgürlüğü öyle. Ve çünkü yine genel noktada ayrımcılık, ırkçılık,
ekileştirme yine son de tırmanılmıştı. Özellikle bu mülteciler ve gelirler konusu da bahane edilerek halkların kendi geleceğini belirleme hakkı yine sayılmakta ve halklara olan düşmanlık, ezilenlere, emekçilere yönelik düşmanlık yasal hale getirilmiştir. Hukuktan, demokrasiden, adaletten başlamış şiddet ve savaş politikaları iktidarların her bir yol oluşturur. Ve bunların sonucunda bir ekonomi, yaşam, ülkeler arasında eşitsizlik, yoksulluk da son dertlidir. Şimdi bir söz var. Yığına yapılan hata savaşın ne kadar sürer diye. İşte o yığınakta yapılmış yanlışlık günümüze kadar gelmiştir. İttihat Terakki uygulamaları aynen sürmektedir. Ve bugün ister Sedat Peker'in olsun, ister Mehmet ya da zaman zaman başka konuşmaları olsun, kendi aralarındaki güç içi rant paylaşımı, çatışmalar ve iktidar yönelik konuşmalardır. Örneğin ne Sedat Peker ne Mehmet Elmür devletin ideolojisine, rejimin yapılanmasına ilişkin hiçbir şey söylemiyorlar. Çünkü devletin zekası onun için de esastır. Şimdi aslında daha giderek başkaları da konuşacak. Çünkü ya 100 yıldır bu yüzdürülmek istenen gemi hırpalanmıştır. Ve son 20 yıldır da çürümeye başladı. Bir küçük araya girip bir küçük şey sorabilir miyim? Belki bundan sonra da konuşuruz. Çok fazla değil. Şimdiden bazıları kendini kurtarmaya çalışıyorlar. Ve bugün giderek daha da bunlar olacak, itiraflar olacak. Çünkü Cumhuriyet tarihinde bu denli hiçbir şey kirlenmiş ve çürümüş. Ve bu denli hukuk dışında resmine duyulmamış ve bu yapılanmada olunmamıştır. Çünkü demokrasiden, hukuktan, insan haklarından, adaletten uzaklaşılması onları zaten kumarsız bırakmakta ve o nedenle hukuk kapılara da başvurmaktadırlar. Akın Hocam sesimi alabilir misiniz bu arada? Siyaset ilişkilerinin birçok... Akın Hocam sesimi alabilir misiniz? Stüdyonun sesi size geliyor mu Akın Hocam? Efendim? Sesimi duyabilir misiniz? Duyabiliyorum evet. Ben biraz önce araya girmek istedim. Sesimi duyamadınız. Bir küçük soru soracaktım. Kısaca yanıtlarsanız hemen ardından Yektan Bey'e geçmek istiyorum. Geçmişte de çokça itiraf eden oldu. Bugün de itiraflar var. Bu itirafların geçmişten farkı nedir? Ve doğrusu bu itiraflar üzerinden bugün bir farklılık oluşabilir mi? Kısaca yanıtlarsanız sevinirim. Fakat şimdi örneğin biz Türkiye siyasi tarihinde aslında sabıkalı bir tarihi var. Darbeler, olağanüstü hal, sıkı yönetimler ve Cumhuriyet tarihinin 4'te 3'ü özel yönetimler olmuştur. Ama daha önce gerek ulusal ve gerek uluslararası bir denetim mekanizması vardı. Şimdi dünyanın hali nedeniyle ne yazık ki kapitalist dünya, tek kutuplu dünya evrensel denetim ve gözetim mekanizmalarını yerine getirmiyor, işlevsiz bırakıyor. Ve bu nedenle de bugünkü siyasi iktidarda cesaretinin kaynağını oradan buluyor. Ama
Tüm bunlara karşı bence deniz bitiyor. Ve bu itiraflar, iktidar çatışmalar artık gizlenemeyecek ve dışa vuracak. Biz biraz uzağında dursak bile onlar kendi kendilerine gelecekler. Dalga öylesine gidiyor ki artık bunu koruyamayacaklar, durduramayacaklar. Peki. Yektan Hocam, sizinle devam edelim. Biraz da bugüne bakalım istiyorum sizinle. Belki onun üzerinden bir girizgah da siz yaparsınız. Şimdi bu AKP döneminde aslında özellikle son 5-6 yılda bu derin dediğimiz yapılar, artık derinlikleri falan da kalmadı ama sanki daha fazla görünür olmaya ve çatışmalar da daha fazla su yüzüne çıkmaya başladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle son yıllarda ortaya çıkan tablonun geçmişle bağını siz nasıl kuruyorsunuz? Çok teşekkür ederim. İlk başta davetiniz için de teşekkür ederim. Rica ederim. Umarım iyi bir yayın olacaktır. Yani ben Akın Bey'e temelde katılıyorum. Yani çünkü sonuç itibariyle bu ülkenin bir tarihi var. Akın Bey İttihat Terakki'ye kadar götürdü. Ben daha ziyade Abdülhamid'e, hatta daha gerisine de götürürüm. Yani çünkü sonuç itibariyle İttihatçılar bu memlekette, bu topraklarda bahsedilen türden kötülükleri icat etmediler. Bir, onlar da bir miras aldılar. Buna Ermeni katliamları da dahil. Bunu da icat etmedi İttihatçılar. İttihatçılardan önce de yapıldı bu topraklarda. Daha sonrasında tabii ki işte savaş sırasındaki teşkilat-ı mahsusayı biliyoruz. Cumhuriyet döneminde özellikle Cumhuriyet'in kendi etrafındaki yayılma çabaları çerçevesinde mesela İskenderun Sancağı'ndaki faaliyetlerine bakarsanız 30'lu yıllarda çok benzer durumları görürsünüz. Çeteler kullanma. Şu andaki Suriye Savaşı gibi yapılan işler. Daha sonrasında çok belirleyici bir durum Kıbrıs olmuştur. Kıbrıs meselesi etrafı. Aslında tabii bunu söylemekle beraber NATO'yu koymak gerekiyor. NATO'yla beraber antikomünizm çok temel bir vurgu haline ve yeni bir düşman daha eklendi. Yani diyelim ki gayrimüslimler bir hedefteyse uzun bir süre, Cumhuriyet'e kadar gayrimüslimlerin bir tırnak içerisinde rejim açısından, tahakküm açısından tehdit sunabilen bir grup olmaktan uzaklaşmasıyla beraber başka gruplar oldu. Özellikle Kürtler öne çıktı. Dersimler, Dersim soykırımı, bunu biliyorum. Ama bence bugünü anlamak için çok kritik görüşüm esas itibariyle soğuk savaş. Bugün yani evet bu kötülükler, bu siyaset bir kümülatif etkisi var ama bugünü özellikle çok spesifik olarak anlamak istiyorsak bir soğuk savaşla başlamak gerekiyor. Bu yapıların soğuk savaş etrafı 1950'li yıllarla beraber örgütlenmesine bakmamız gerekiyor. Ne bileyim seferberlik taktik kurulu, daha sonrasında özel harp dairesi, bunların hem ülke içindeki faaliyetlerine hem özellikle Kıbrıs'ın işgaline kadar uzanan faaliyetleri çok önemlidir. Türkiye'nin tarihini çok çok belirlemiştir. Ama ve tabii ki 90'lar ve 90'larla beraber olan savaş, Kürt Savaşı, Kürt Savaşı ile beraber Kürt düşmanlığının, Kürt hareketinin esas bir düşman haline getirilip bunun etrafında yapılan faaliyetler. Bunların hepsi çok önemli. Ama şimdi iki şeyi de birbirine karıştırmamak lazım. O da şu, bu tarih varken bugünün çok spesifik bir durumu var. Sizin de sorunuzda belirttiğiniz gibi. Türkiye'de özellikle 2016'dan sonra yani 15 Temmuz sonrasında çok bence tarihinde çok istisna bir dönem yaşanıyor. Bu tarihteki istisna dönem yaşanmasının sebebi, en belirgin sebebi devletin iç savaşı. Ardı arkası gelmeyen iç savaştı. Ve bu zaten bu yakın dönemdeki itirafları da bu çerçevede ele almak. Peki bu iç savaş neden dolayı kaynaklanıyor? Sebebi neydi? Tabii bunun bir boyutu cemaatle girişen savaş çatışmaydı. Ama cemaatle girişen bizim Türkiye tarihinde yepyeni, Türkiye tarihi için yepyeni sonuçları oldu. O da şu. Şimdi özellikle Cumhuriyet tarihine bakarsak 3 K'da mürekkep düşmanımız vardır. Cumhuriyet tarihi için. Evet. Kürt, Komünist, Kızılbaş. Yani 15 Temmuz sonrası Türkiye'de
düşman ilan edilmeyecek, istemeyecek. İşkence görmeyecek ve namlunun ucuna konmayacak bir kişi kalmadı. En tepedekiler dahil olmak ve dolayısıyla bu sizin dediğinize geliyor. Yani devletin derini de kalmadı. Çünkü devletin derini de artık bu paranoyak devlet yapısı içerisinde, yani devletin yıkılması süresinde devletin demin anlattığım tarihte kirli işlerini yapma biçimi de değişti. Bu ne demek? Çok örnekler verdim. Siz işte Teşkilat-ı Mahsuta'dan başladık, İskenderun Sancağı, Kıbrı, Kürt Savaşı, bunların hepsinde bir merkezi devlet disiplini vardı. Bir bürokratik disiplin vardı ve devlet bütün bu kirli işlerini yine kendi dışındaki unsurları da kullanarak, ama özellikle altını çiziyorum, bürokratik disiplin içerisinde yapıyor. Ve ilk kez görüyoruz ki 2016 sonraki faaliyetlerine bakın. Artık devletin kontrol ettiği kirli unsurlar yok. Kirli unsurlar istedikleri gibi devleti yönlendiriyor. Bakın, İskenderun Sancağı'nı özellikle verdim. İskenderun Sancağı'nda da Türkiye milisler kullandı. Kıbrıs'ta da TMT'yi kullandı. Değil mi? O örgütleri kullandı. Evet. Bugün Suriye Savaş'ta cihatçılar mı Türkiye'yi kullanıyor, Türkiye mi cihatçıları kullanıyor diye sorarsanız, ben burada aslında cihatçıların elinde neredeyse oyuncağa dönüşen bir siyaset görüyorum. Yani ve peki, itiraflarla ilişkili bir şey söylemek isterim. O da şu, 2011 yılında Ayhan Çarkın itirafları oldu değil mi? Evet. Ayhan Çarkın'ın itirafları mesela nasıl itiraflardı bunlar? Ayhan Çarkın bir pişmanlık ifade ediyor. Biz bunları yaptık. Şimdi bu bütün bu şu andaki itiraflarda bir farklı durum söz konusu. Özellikle Eymür'ün ve Peker'in itiraflarının ikisinin de konuştuğu ton aslında devletin bu durumundan şikayet eden tonda konuşuyor. Yani devletin artık devlet olma vasfından uzaklaştığını söylüyorlar ikisi de. Evet. Ve yine ikisinin de evet bir devletten uzaklıkları yok. Hatta sahip çıkıyorlar. Hatta o ideolojiye de sahip çıkıyorlar. Burada bahsettikleri ama o ideolojiyi şu yüzden savunuyorlar. Artık bu ideolojinin, bu devlet yapısının çözüldüğünü görüyorlar. Ve bunun sağlanması gerektiği noktasından konuşuyorlar. Yani dolayısıyla aslında Akın Bey'in de söylediği gibi biz burada çözülen, köken bir devlet yapıyoruz ve bunun görüntüleri bunlar. Yani bu yakın zamanda gördüğümüz itiraflar ve bu muhtemelen bu artarak devam edecektir. Aynen katılıyorum Akın Bey'e. Çünkü devletin iç savaşı ardı arkası gelmeyen bir savaş en tepeden sürekli düşmanlar yaratıyor. Ayrıca yani ben bunun çok örnekli verebiliriz. En yakın örneği belki Sedat Peker olarak zaten bütün kamuoyu tarafından malum. Ayrıntılarını konuşacağız. Döne Güzel'le devam edelim. Biraz da aslında Kürt özgürlük mücadelesi açısından bakalım diyorum. Her iki konuğumuz da aslında bu derin hareketliğin kısmen Kürt özgürlük mücadelesiyle bağını kurdu. Siz özellikle baktığınızda bu Kürt özgürlük mücadelesindeki gelişmeyle birlikte Türk Devleti'nin derin yapılanmasındaki hareketliliğin artmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna dönük yorumlarınız neler olur? Ben de merhaba diyerek başlayayım. Yani her iki aslında Akın Birdağ'ın da belirttiği, Yekta Türk Yılmaz'ın da belirttiği noktalar önemli. Özellikle hani tarihsel açıdan ele aldığımızda aslında devletin kuruluş perspektifinde de olan işte Türk İslamizm projesini geliştirme eksenli bir devlet kuruluşu. Dolayısıyla aslında ulus devlet kurulurken de aşamasında Ermeni soykırımıyla başlıyor. Özellikle teşkilata mahsus işte böyle devreye giriyor. Dolayısıyla hani devletin kuruluşunda başlangıç itibariyle sıkıntılar var. Dolayısıyla ulus devlet şekillenirken teklik üzerinden kendisini inşa ediyor. Teklik üzerinde de dolayısıyla hani siz Türkiye özellikle coğrafyasına baktığımızda çok farklı kültürlerin sahip olduğu, farklı ırk kimliklerin olduğu, Kürtlerin, Ermenilerin, Asürilerin, Kendalilerin,
Yani biz çok aslında halkların yaşadığı bir topluluktan bahsediyoruz. Gene kültürel anlamda çok zengin bir topluluktan bahsediyoruz. Fakat teklik üzerine inşa edilen bir ulus devlette geri dönüp baktığımızda maalesef bunların birçoğu zaten yok edildi. Birçoğu aslında hani soykırımla karşı karşıya kaldı ve sonu getirildi. İşte diller yok edildi, kültürler yok edildi. Dolayısıyla hani gelinen aşamada şu an tartıştığımız aslında yani arkadaşların da belirttiği önemli noktalardan bir tanesi. Hani belki 2000'lere kadar bir devlet olgusundan bahsetmek ya da bir hakimiyetinden bahsetmek belki evet olabilir ama özellikle AKP'nin son dönemlerinde bir devlet yapılanması, çeteleşen bir devlet öne çıktı ve hani bu özellikle Sedat Peker'in gene Emir'in açıklamalarında daha aleni açık ifade ediliyor. Ben özellikle Kürt Özgürlük Mücadelesi'ne işte 90'lı yıllarda aslında 80'li yılların sonlarına doğru 90'lı yılların başlangıcında da aslında özellikle JITEM'in örgütlenmesiyle Milli Güvenlik Kurulu'nda aslında son aslında 40 yıldır Milli Güvenlik Kurulu'nun toplanma nedenlerinden bir tanesi aslında Kürt Özgürlük Hareketi'ne dönük alınan kararlar ve bu kararlar hani biraz daha stratejik kararlar oluyor. Biraz illegal örgütlenmeler eliyle aslında hani bunlar özellikle Kürdistan'da, Kuzey Kürdistan'da devlet eliyle işte ormanlar yakıldı, köyler boşaltıldı. Gene hani insanlar kaçırıldı, işte Kürt aydınları katledildi, Vedat Aydın, Musa Anter. Gene hani Kürtlere dönük en ufacık bir açıklama yapan, Kürt sorunun çözümünden yana bir fikir belirten aydınlara dönük saldırılar oldu. İşte programımızda bulunan Akın Birdal hani bunlardan biri gene. Yani hani benzeri gene işte Turgut Özal'ın katledilmesi. Yani hani buna dönük kim çözüm önerisi sunmuşsa bile onlara dönük de belli hani devletin JITEM eliyle devreye koyduğu o gizli yapılanma, derin devlet dediğimiz yapılanma devreye konuldu. Aslında ilk tartışmalar özellikle ben hani Susurluk'la birlikte belki biraz tartışıldı ama son dönemlerde bu kadar ayrıntılı ele alınması ya da ayrıntılı tartışılmasının nedenlerinden bir tanesi bir devlet çözüm yerine çözümsüzlük üreten bir konumda Türk Devleti. Yani hani mevcut durumuyla şimdi siz iktidarlar da değişse, hükümetler de değişse sürekli aynı şeyi tekrar ediyorsunuz ve tekrarlar insan yaşamına, savaşa, ekonominin bir bütünen aslında savaşa yatırılmasına, gene halkların aslında birbirine kırdırılmasına, Kürt düşmanlarının bu kadar ayyuka çıkarılmasına vesile oldu. Ve bu artık çözmüyor, çözüm de üretemiyor, maalesef çözümü üretemiyor. Yani Kürt sorununun çözülmemesi Türkiye'de, hükümetleri evet bitirdi ama şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık ve yokluk sorunu tartışılıyor bence. Esası bunu iyi görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani gelinen aşama Türkiye Devleti bundan sonra nasıl devam edecek, devam edebilecek mi aşaması? Çünkü mevcut durumda şöyle bir noktaya gelindi ülke. Yani bir, hani muhalif kesimler kim olursanız olun, hangi kesimde olursanız olun. İşte hani Sedat Peker'in de işaret ettiği, işte Meral Akşener konuşursa hemen bir şeye devreye konuluyor, sabote ediliyor, Kılıçdaroğlu tehdit edildi. Yani hani birçok kesim. Şimdi bu belki hani Kürt özgürlük mücadelesine dönük süren mücadelede ortaklaşma olsaydı, Türkiye'li kesimlerle belli bir ortaklaşma olsaydı, belli tepkiler gelişmiş olsaydı bu düzey gelinir miydi, orası tartışılır. Fakat artan milliyetçilik ve ırkçılık üzerinden aslında hani toplumun biraz daha bu konudaki nasıl bunlara da çok kapalı olması, biraz basın, medyanın çok fazla bunlar üzerinden aslında sürekli manipüle boyutunu kullanması dolayısıyla bu noktalara getirdi. Ben en son mesela şu önemli noktalardan bir tanesi 90'lı yıllarda hani Kürtlere yapılan uygulamalar belki tarihin birçok hani geriye dönüp baktığımızda bu uygulamalar hani birçok Türk kesiminin bilmediği uygulamalar ya da gözlerini kulaklarını kapattığı uygulamalar. Bugün belki Sedat Peker söylerse insanlar yeni duymuş gibi oluyor. Fakat hani biz Kürtler bunu çokça duyduk. İşte daha önce Arif Doğan açıklamalarda bulundu, Abdülkadir Aygan belli açıklamalar yaptı, JITEM'e dönük gene işte hani derin devlete dönük açıklamalar. Yani hani bu tür tartışmalar hani biz Kürt kamuoyunun çok aslında bilmediğimiz tartışmalar değil. Ama Türk kamuoyu açısından belki hani son birkaç yıldır aslında tanık olduğu, görmeye çalıştığı ya da gördüğü, gösterilmeye çalıştığı noktalar. Yani ben özellikle şu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum.
Türkiye açısından, Türkiye halkları açısından. Bir, yani eğer ortak mücadele boyutu gelişmese, ortaklaşma olmasa, bütün kesimler açısından söylüyorum. Çünkü mevcut durumda, arkadaşlar da söyledi ama ben de belirtmek istiyorum. Sedat Peker de, Mehmet Eymür de başlarken pişmanlık duygusu duymuyor yani. Evet. Yani diyor, biz iyi yaptık ve bunlar devlet için gerekliydi diyor. Biz bunu yapmak zorundaydık diyorlar. Fakat hani çatışma noktaları, peki Mehmet Ağar'la çatışma noktaları, işte Soylu'yla çatışma noktaları, birbirine karşı karşılıklı çatışmalar var ama devlet noktasında bütünleşen bir kafa yapısı var. Bu kafa yapısı değişmediği sürece de dolayısıyla hani biz Türkiye'de yaşayan halklar bu tür hani katliamlara da, cinayetlere de, suikastlere de, kaçırmalara da şahit olacağız ki son dönemlerde aslında 90'lı yıllarda Kürdistan'da çok yaygın görünen uyuşturucu, fuhuş, gene hani peki, silah kaçakçılık son dönemlerde belki Peker'in söyledikleri... Bunları ayrıntılı bir başlıkla ele alalım istiyorum Döne Güzel. Yani sonuçta önemli şeyler özellikle Kürdistan'da kadınlara ve gençlere dönük politikaların bu derin devlet yapılanmasıyla ilgisini de ayrıca yine size sormak istiyorum. Eğer bunun dışında belirtecekleriniz varsa sözlerinizi tamamlama açısından söyleyin lütfen ama yoksa o dediğiniz başlığı ayrıca konuşalım istiyorum. Tamam. Peki. Akın Birdal, Akın Hocam sizinle devam edelim. Doğrusu Mehmet Eymür'ün itiraflarından sonra da bir açıklama daha yaptınız. Ve bu itirafların üzerine savcıların hemen harekete geçmesi gerektiğini söylediniz. Beyanınız haber olarak birçok yerde de çıktı. Gerçekten savcıların harekete geçeceğini düşünmek mümkün mü? Ya da bugünkü yapılanma bir bütün olarak bu sistem içi çatışmanın ortaya çıkardığı sonuçlar olduğu için devleti yönetenler o suçların açığa çıkmasını istemediğinden dolayı bu itiraflar görmezden geliniyor diyebilir miyiz? Aynı durum Sedat Peker için de geçerli. Ne dersiniz bu konuda? Şimdi Sedat Peker'in açıklamalarında bir mafya açıklaması ülke dışında olmasına bağlanabilir. Ama Mehmet Eymür uzun dönem MİT'te anti-terör dairesinde görev yapmış biri. Kamu görev yapmış biri. Ve çok önemli bir yerde adı işkencelere, kaçırmalara, infazlara karışmış ya da karışmayı tutukları şeyler var. En azından savcıların bu dikkate alması gerekir. Yani şu an almamaları da şaşırtıcı değil. Çünkü Cumhurbaşkanlığı sistemi ile kuvvetler ayrılığı ortadan kalktı. Yasama, yargı ve yürütme. Burada en önemlisi tabii denetim açısından yargının etkileştirilmesi ve sıfırlanması. Şimdi tabii geçmişte bunlar rastlantı değil. Bu cesur savcılara da mutlu olduk. Örneğin ilk kez bu rejimi ne menemiş ve kontur geriyle Türk gladyosuna ilişkin bir raporu Ankara Cumhuriyet Savcı iken Başbakan Bülent Ecevit'e vermiştir. Birkaç ay sonra da Cevat Yurdakul Adana Emniyet Müdürü aynı kontur geriyle Ecevit adına vermiştir. Şimdi Ecevit bunları yapmış ve hiçbir yanıt vermemiştir. Ve konuşmamıştır, sadece not almış. Çünkü böyle bir kontrol verilen Türk radyosunun olduğunu sonradan öğrendim. Ve yıllar sonra işte böyle bir özel partilerim varmış, devletler komutanlığı varmış, maaşlar Amerika'dan mı geliyormuş, ben yeni öğrendim diyor.
ve Doğancı kontenleriyle bu rejimi elindeki kuşatmasını o raporunda söylüyor. Ama Öz bir sonra evini kapatıya çıkarken katlediliyor. Şimdi her etin kendi alanında bir cesaret göstermek gerekiyor kuşkusuz. Ama kamusal alanda bence hem de tam da bugün hukukun üstünlüğü gücü cesaret göstermesi gereken saldırı. Bakın Türkiye Cumhuriyeti kurumdan bu yana bir askeri vesayet ve neden bu askeri vesayet? Burası tabii emperyalist kurumlar ve kuruluşların hazırladığı ekonomik programları uygulanabilmek için darbeler oluyor. İşte en son 1980, 24 Ocak kararları. Ve oldu. Ezilen ve emekçilerin zararını var. Ekonomik program uygulandı ve uygulanabilir. O yaratıldı, sonra kış falanına girildi. Ama şimdi yaptı vesayeti Türkiye. Ve en kötüsü de bu. Yani biz kaç darbeye tanık olduk Türkiye'de. Yani bir o sıkı yönetimlerin dönemleri bile bir yasası vardı. Yani ne zaman itirafname hazırlanıyor, ne zaman neyle suçlanıyoruz, ne zaman mahkemeye gideceğiz ve yargılandığımız davada süresi belliydi. Yani eğer mahkum olursa 141, 142, 159 ve benzeri şey. Ama şimdi insanlar neyle suçlandığını bilmiyorlar. Sadece muhalif olması yeter. Bir de tabii başta halkının özgürleşme, demokratikleşme mücadelesine yanında olmak, destek vermek, onların da hakları çerçevesinde bu ülkede karar sahibi olabileceklerini söylemek ya da işte 1909'dan daha önce Adana başlayan ve sonra 1915'e giden Ermeni soykırımıyla 1925'ten biri de tabii burada söyleyelim ve sonra 1937-38 ve daha sonra Çorum, Vas ve Kahramanmaraş ve sonra 1 Mayıs benzeri. Şimdi bunlara dair elbette failleri bulunmadı. Ama biz soruşturma açılıyor, dosya açılıyordu. Şimdi her şey belirsin. Bakın şimdi bu işte tek kutuplu bir dünyaya dönüşmüş olmaktan gelen sorunlar. İnsan haklarının değil mi evrensel ortak korunması, savunması, gözetilmesi şu anda askıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin haline bakıyorsun. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar veriyor. Biz bir taraf olmuşuz ki İnsan Hakları Derneği'nin kuruluş bildirgesinde Avrupa Konseyi'nin bireysel başvuru statüsünün tanınma hakkını talep etmiştik. Sonra 2000 sonra bu başvuru kullanılabilirliği sağlanmıştı. Ve her zaman başvuru sıralamasında ve de mahkumiyet sıralamasında birinci sırada oldu. Bazen ikinci sırada Rusya birinci sıraya aldı ama biz şu anda birinciliği ondan aldık. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve diğer denetim mekanizmalarının işlememesi savcıları da cesaretlendiriyor. Bakın birçok o Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gittiği davalarda uzlaşma için çok fazla gösterilirdi. İşkence davalarında yargılanma ve savunma hakkı, cezaevlerinde uygulamalar, ifade özgürlüğü ve benzeri şeyler. Ama şimdi işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar alıyor. Kavala, Demirtaş konusunda ve Yüksek Daire karar alıyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ni diyor. Ama şunu sizinle de paylaşıyorum. Bu 26 Kasım'da havalanan duruşması var. Ve
Bakanlar Komitesi 30 Kasım'a kadar süre kaldı. Evet. 26 Kasım ya da sonrası ya da 26 Kasım'da valla serbest olacak. Ve istediğiniz diye değil, tüm bağımsız mahkemelerimizin iradesi doğrultusunda valla serbest bırakın denilecek. Umarız öyle olur. Sonra da Demirtaş ve siyasi diğer arkadaşlar serbest bırakın. Ama şu anda Türkiye'nin en çok gerektiğini gerçekten adil yargılama ve savunmakların bulunabilirliğin ortamının yaratılması ve savcıların bu derin devlet savları ve anlatımları üzerine cesaretle soruşturma atmaları. Belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'de bence eğer demokrasi kaygıları varsa, adalet kaygıları varsa, gelecek kaygıları varsa ve eşit ve özgür bir toplum inşa etmek istiyorlarsa derhal parti ayrımı gözetmeksizin belki kendilerini de kurtarır bu azlarını. Bir araştırma komisyonu oluşturulur ve bu Türk gladyosunu ve söylenenlerin önüne gidilir. Peki. Yektan Türk Yılmaz, sizinle hemen devam edelim istiyorum. Biraz önce de kısmen değindiniz. Özellikle daha çok güncel bağlamda size sormak istiyorum. Bu Sadat üzerinden AKP neredeyse paralel bir ordu oluşturdu. Yani devlet eskiden bu işleri gizli yapardı ama AKP döneminde açık açık yapıyor. Sadat benzeri başka gruplar da var. İşte diğer tarafta ÖSO'da adı altında 100 bine yakın Orta Doğu'nun başına musallat ettiği bir çeteci yapılanmadan söz ediyoruz. Günümüzde bu kadar pervasızca AKP'nin AKP-MHP iktidarının bunları yapabilmesini neye bağlamak lazım? Bu işin bir uluslararası sorumluluğu ayağı da var mı? İkincisi, bunları görünce artık derinlerde bir şey kalmadı. Her şey yüzeyde deniyor ama bu yüzeydekilerin devlet açısından bağlayıcılığı, sorumluluğu ne? Yani ben şöyle bir toparlayarak cevap vereyim. İlk başta biz Akın Bey çok iyi anlattı. Akın Bey'in verdiği tablo güçlü devletin elinden, ceberut devletin elinde işleyen kirli işleri veyahut da tahakkümü anlat. Biz şu anda Türkiye toplumu ve hatta Orta Doğu yeni bir tür durumla sınanıyoruz. Bu sefer kudretsiz devletin ceberutluğuyla sınanıyoruz. Buradaki kastım şu, buradaki kastım yıkılan, çöken bir devlet olması ve artık bürokratik disiplinden uzaklaşması. Fonksiyon ölümü yaşayan bir devletten bahsediyoruz. Mesela Akın Bey bahsetti. Artık dava açan, soruşturma açamayan savcılar, para piyasasına müdahale edemeyen Merkez Bankası, orman söndürmekten uzaklaşan, yani biz artık fonksiyon ölümü yaşama noktasına gelmiş bir devletten bahsediyoruz. İş buraya nasıl geldi peki? İş buraya gelirken devletin iç savaşı söyledi, demin bahsettim. Ama bir başka önemli bir nokta var. Tabii bir global küresel etkiyi de yanına katmakla beraber ama bunların hepsinin ötesinde çok önemli bir nokta var. Onun altını özellikle çizmek lazım. O da şu, Türkiye'de devletin başında hiçbir zaman kendi devletine bu kadar güvensiz bir lider olmamıştı. Yani Erdoğan özellikle 15 Temmuz sonrasında, aslında biraz daha da geriye götürebilirsiniz, bir numaralı en önde gelen düşmanını kendi devleti içerisine arayan biriydi. Ve Sadat'ın oluşumunu aslında başka yeni tür enflasyonist silahlı güçlerin oluşumuyla beraber düşünmek lazım. Yani Sadat'ı başka güçleri yedeklemek için öne çıkartıyor Erdoğan bir yanıyla. Yani bu bekçi kuvvetin de bunun bir parçası olarak görebiliriz. Veyahut da efendim polisin mesela askeriyenin ağır silahlarını kullanma yetkisini de bunun bir parçası olarak düştü. Yani devletin en tepesi üzerinde durduğu devlete güvenmiyor. Ve bu paranoya içerisinde devlet zaten çatır çatır yıkılıyor. İkinci bir şeyi daha yansıtıyor Sadat. Sadat Özgür'üne dönersek. Sadat bir yandan da bir arzuyu yansıtıyor. Yine devletin tepesinin yayılmacı arzusunu yansıtıyor. Ve İslamcı, yayılmacı, ümmetçi anlayışının bir parçası oluyor. Şimdi Sadat
bir tek faaliyetlerini Türkiye içerisinde sınırlamış bir güç olmadığının altını çizmek lazım. Yani biz uzun süre ne sanıyorduk mesela? Donuyor gibi ama ses geliyor mu Ektan Hocam? Sesiniz ağırlaştı. Arkadaşlar tekrar bir bağlantı kursunlar sizinle isterseniz. Biz döne güzelle devam edelim. Yektan Hoca geldiğinde yine Yektan Hoca ile devam ederiz. Döne güzel biraz önce de aslında değinmiştiniz. Bu derin yapılanmanın ve bir bütün olarak devlet yapılanmasının özellikle kadın ve gençlere dönük politikalarını sormak istiyorum. Çünkü bunların hedefinde kadınlar var, gençler var, bunu biliyoruz ve siz de bunları çok yakından takip ediyorsunuz. Son dönemlerde TCK olarak da önemli kampanyalara da bu anlamda imza attınız. Yine ülkede TCK üzerinden de yürüyen kampanyalar var, HDP gençlik üzerinden yürüyen kampanyalar var ama özellikle devletin bu bağlamda sürdürdüğü politikaları da size sormak istiyorum diyeyim. Evet. Yani aslında hepsi birbiriyle çok bağlantılı aslında tartıştığımız konuların. Özellikle kadına ve gençlere dönük saldırılar da devletin resmi ideolojisinin bir göstergesi aslında. Hani ele alırken de böyle değerlendirmek gerekiyor. Çünkü hani sistem, ulus devletler kendilerini ırkçılık, milliyetçilik ve militarizm üzerinden inşa eden, yani teklik üzerinden inşa ediyorlar. Dolayısıyla mevcut Türkiye Cumhuriyeti de kendisini bunun üzerinden inşa eden bir kurumsal yapıya sahip. Dolayısıyla bu kurumsal yapı özellikle günümüzde AKP dönemini ele aldığımızda şimdi bir, devletin kendisi yapısal sorunlar yaşıyor. İki, yani ekonomik sorun had safhada. Üç, halk giderek yoksullaşıyor. Dolayısıyla hani bunların toplamında muhaliflerin sesi biraz daha yükseliyor. Yani hani tüm baskılara rağmen muhalifler ses çıkartıyor. Özellikle ben hani kadın özgürlük mücadelesi açısından şunu söylemek sanki yanlış olmayacak. Yani bir, aslında kadınlar şiddetin ya da baskının en yoğun olduğu dönemlerde, faşizmin en yoğun olduğu dönemde tek ayakta kalan aslında kesim olarak da insan ifade edebilir. Özellikle ben mesela son işte 40 yıllık Türkiye Cumhuriyeti fotoğraflarında bunu çok net görmek bence önemli. Gene mesela işte Türkiye'de kadın hareketlerin mevcut yaklaşımı, ele alış biçimi, örgütlenme düzeyi bunlarla paralel. Şimdi bir, yani özellikle kadın hareketleri açısından şunu belirtmek lazım. Mesela ben son kaç yıldır sanki işte 300 güne yakındır Emine Şenyaşar bir direniş sergiliyor, adalete dönük bir seslenişi var. Fakat her gün polis Emine Şenyaşar'ı alıyor, tutukluyor, yani gözaltına alıyor, tekrardan pes etmiyor. Gene mesela hani çokça örnekleri var. Baş anneleri işte bunların örneklerinden bir tanesi. Cumartesi anneleri bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Yani 90'lı yıllarda başlayan aslında faili meşhur cinayetleri sorgulayan arkası, yani hani bunların ortaya çıkması için büyük mücadele veren kesimlerden bir tanesi. Gene gençlik boyutuyla şunu vurgulamak önemli. Özellikle üniversite gençliği aslında belki 1960-68 kuşağıda dediğimiz sonrası 70'lere geldiğimizde işte biraz Bekki hareketiyle de biraz daha farklılaşan bir döneme evrilen kuşaklar açısından da gençlik de aslında hani devlet, bütün aslında devletlerin geleneğinde bu var ama Türk devleti bu konuda biraz daha özel stratejiler uyguluyor sanırım. Yani hani gençlik tehlike olarak görmesinin nedenlerinden bir tanesi itiraz ediyor. Ses çıkartıyor, sorguluyor, düşüncelerini belirtiyor. Dolayısıyla bu mevcut AKP iktidarına ters bir şey. Dolayısıyla gençler ses çıkarttıkça devletin buna dönük baskılar da artıyor. İşte Boğaziçi bunlar, bu örneklerden bir tanesi. Gene İstanbul Sözleşmesi bu örneklerden bir tanesi. Neredeyse HDP'nin hiçbir belediyesi kalmadı eş başkanlık düzeyinde. HDP'nin kadın vekillerinin çoğu işte cezaevine alındı. Yani hani
tabloya baktığımızda aslında hani gelişen kadın mücadelesine dönüp de iktidarın müthiş bir korkusu var, endişesi var. Yine gençlik hareketine dönüp de aslında paralel korku ve endişesi var. Korkmasının nedenlerine bir tanesi bu kesim ısrarcı, değişimden ısrarcı, özgürlükten, demokrasiden ısrarcı bir kesim, insan haklarından ısrarcı bir kesim. Dolayısıyla bu kesimi hedef almalarının nedenlerinden bir tanesi bu. Yine ben mesela hani özellikle işte son dönemlerde Kürdistan'da da 90'lı yıllarda belki gelişti ama Türkiye'nin genel tablosuna da yayılan Sedat Peker'in de aslında vurgu yaptığı noktalardan biri uyuşturucu, fuhuş çok yaygın olarak işte hani Türkiye geneline yayılması. Neredeyse hani Sedat Peker'in anlatımları ben bazen bit pazarına benzetiyorum. Neredeyse bit pazar, yani kimin eli cebinde nasıl. Ama sonucuna baktığımızda şey sonucu var, yani hani mafyalaşan bir devlet noktası var. Dolayısıyla mafyalaşan bir devletin hani korkusu da biraz gençler olur. Hedefi de aslında, hedeflediği kitle de biraz gençler olur. Biraz kadınlar olur. Uyuşturucu, fuhuş sektörü boyutuyla da hani biraz bu kesimlere hedef alır. Ama bu kesimlerin de ciddi bir direnişi var. Onu özellikle belirtmek gerekiyor. Yani her kesimde, belki hani muhalif kesimlerin çoğunluğunda bu var. Fakat son dönemlerde biraz bu kesimlerde de bir parçalılık var gibi Türkiye genelinde. Yani hani ortak paydada buluşma noktasında sorun yaşıyoruz bence. Hani muhalif kesimlerin tümünde. Çünkü hani belki şöyle, hani belki bu özellikle devlet yapılanmasında özellikle CHP'nin mevcut konumu, derin devlet tartıştığımızda CHP'nin aslında duruşu, CHP ne kadar derin devletin içerisinde ya da bugün AKP'nin yaptığı politikaların buraya evrilmesinde CHP'nin ne kadar payı var? İşte bütün neredeyse şeylerin hepsine izin verdi CHP. AKP'nin bütün yapmak istediklerinin hepsini okey veren bir CHP, belki işte ilk defa tezkere hayır diyen bir CHP çıktı. O da sonrasında Kandil'i yerle bir ederiz diye de söylemlerde bulundu. Dolayısıyla hani derinlikle ele aldığımızda ya da sorguladığımızda aslında hani mevcut muhalif kesimin aslında bir konuda netleşmesi lazım. Bir, ya biz ülkeleri ya da işte yaşam biçimimizi teklik üzerinden sürdüreceğiz. Tek bayrak, tek dil, tek din üzerinden sürdüreceğiz. Ya da çoklu demokrasiyi, hani insan haklarını, kadın haklarını, çocuk haklarını savunarak bir demokratik ülke oluşturacağız. Bu konuda bence bir hani birlikteliğe ya da işte hani fikir birliğine ihtiyaç var. Burada bir sorun yaşadığımızı düşünüyorum. Hani özellikle muhalif kesimler konusunda sorun yaşadığımızı düşünüyorum ki hani bu muhalif kesimler, mesela ben hani çokça belki bizim tartıştığımız konulardan bir tanesi işte Kürdistan'da Cizre'de 200 genç yakılırken ses çıkartmayan bir Türk toplumu var. Yani Roboski'de ses çıkartmayan bir toplum gerçekliği var karşımızda. Dolayısıyla hani giderek birbirinde de kopan, aslında hani duygu anlamında da birbirinde kopan bir toplum gerçekliği var. Yine Kürt mücadelesinin aslında büyümesiyle, evrenselleşmesiyle, özellikle kadın eksenli Kürt mücadelesinin büyümesiyle, evrenselleşmesiyle farklılaşan noktalar var. Türkiye'de eskisi gibi artık Kürt sorununu ele alamaz. Ulusallaşan, uluslararası düzeye evrilen bir sorun. Hani bugün tartıştığımız konulardan bir tanesi de. Dolayısıyla hani bir bütünen bunları ortak tartışacağımız, ortak fikir birlikteliğini sağlayacağımız bir platforma ihtiyacımız var. Bir akil, hani düşünen, ortaklaşarak hareket eden bir kuruma ihtiyacımız var. Peki. Hani bunun çok uzak olduğunu düşünmüyorum ama maalesef eğer böyle giderse de şey tehlikesinin olduğunu düşünüyorum. Hani darbeler tartışılıyor, olacak mı karşılıklı, işte Akar, Hulusi Akar, Soylu, Kanada ve benzeri. Hani bunların hepsi tartışma konusu ama eğer böyle giderse de çok şeyi hep birlikte kaybedeceğimizi düşünüyorum ben. Bir döneme gireceğimizi düşünüyorsunuz. Akın Hocam'a geçmeden önce isterseniz Yektan Türk Yılmaz, biraz önce internetin azizliğine uğradık herhalde. Kaldığınız yerden şöyle kısaca özetleseniz. Kaldığım yeri size soracağım. Kaldığınız yer çok şey değildi, yani çok uzak değildi. Özellikle bu sanat üzerinden ortaya çıkan yapılanmaların bugünkü güncel davranışlarını değerlendiriyordunuz. Evet. Yine aynı başlıktan devam edin isterseniz. Yani şunu, yani esas itibariyle söylediğim şuydu ki,
Yani burada çok büyük bir etken Sedat gibi enflasyonist güvenlik kurumlarının kurulması. Enflasyonist diyorum çünkü bunlar aslında yani bir paranoyak tahakkümün, devlet idaresinin sonuçları. Çünkü demin de söylediğim gibi kendi devlet mekanizmasına güvenmeyen bir iktidar var Türkiye'de bugün. Bir yanıyla tabii dolayısıyla bunun bir sonucu işte Sadat'ın kurulması, bekçi organizasyonunun çıkartılması piyasaya, sonra ayrıca biz AKP'nin gençlik organizasyonları etrafında ayrıca bir 15 Temmuz öncesi ve sonrası paramiliter güçlerin oluştuğunu duyuyoruz. Yani bunu hep oraya koymak gerekiyor. Ama bir yandan da tabii ki emellerinin yani Türkiye'deki bu iktidar süresi içerisinde alevlenen yayılmacı, ümmetçi emelleri de temsil ediyor. Şunu hep akılda tutmak gerekiyor. Sadat bir tek Türkiye içerisinde faaliyet gösteren bir yapı değil. Aynı şekilde özellikle Suriye'de, Libya'da, işte Azerbaycan'da Karabağ Savaşı'ndaki rolü de konuşuluyor. Daha Somali'ye kadar götürebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla bir yandan da onu yansıtıyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Şimdi şu andaki rejimin siz mesela bilmediğimiz şeyler var değil mi? Yani şimdi bu bir korku rejimi. Korku rejimindeki en büyük sorucu data akmıyor. Bilmiyorsunuz. Şöyle bir şey Önceden araya girip sorabilir miyim Yektan Hocam? tabii. Şimdi bunları konuştuğumuzda aslında bunları söyleyerek AKP'ye çok büyük bir güç paye biçtiğimizi ciddi anlamda söyleyenler de var. Yani bunların gücünü abartmak yerine Tam onu aslında bu söylüyorum. Tam yaptıklarıyla onu söylüyorum. ayaklarına dolandıkları yönünde de Tam onu görüşler var. söyleyecek. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz onu sormak Ay, istedim. tam o görüşteyim. Evet. Tam onu söyleyecek. Yani şimdi bu bütün bu yayılmacılık vesaire heveslerinin ne zaman çıktığına bak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ordu en güçsüz haline gelmiş. Çöktüğü an %30'dan fazla hatta yukarı doğru gittiğiniz zaman üst kademelere doğru gittiğiniz zaman %40'a yakın bir tasfiyeden geçti. Hakeza başka kurumlar. Ve bunlar yani bir yandan devlet çözüldükçe bir öbür yandan iktidar hedef yükseltiyor. Yani dolayısıyla burada aslında sürekli açılan bir makas söz konusu. Devletin imkanlarıyla iktidarın önüne hedef diye koyduğu konular konusunda büyük bir fark oluşuyor. Ve Peki. benim. Siz devam edin hocam. Yektan hocam. Ha, Hakkın yani hocama dolayısıyla bir de şimdi şunu da unutmamak gerekiyor. Bu devlet kurumu kusura bakmayın kızım geldi bir anda bir onu şey olmaz. engelleyemiyorum. Bir şey olmaz. O da konuğumuz olsun. Hoş geldi. Yani şunu söylemek, şöyle toparlamak isterim. Yani şunu unutmamak gerekiyor. Bu devletin hani bu bilgi akışı olmaması demek şunu gözümüzden kaçırmamalı. Peki. Yani alınız Türkiye'deki herhangi bir kurum şu anda nasıl işlemiyor? Nasıl eli ayakları birbirine dolaşmış? Nasıl çöküyor? Nasıl koordine olamıyorsa bu güç de öyle. Öyle ki mesela Sedat Peker bu Sedat'a tümden meydan okumaktan bile çekinmiyor. Yani devletin, iktidarın söylem düzeyindeki yüksek perdesiyle kapasitesi arasındaki makasın açıklığını hiç unutmamak gerekiyor. Peki. Demin Akın Bey de söylemişti. Bu zaten kendi haline bırakıldığı zaman çökme eğiliminde olan bir. Yani bugün konuşulacak şey, esas itibariyle o noktada konuşulacak şey, bu rejim arkasından muhalif güçlerin, solcu güçlerin, özgürlükçü güçlerin neler olacağına ilişkin. Ve çok muhtemeldir ki, çok muhtemeldir ki çok dehşetli bir çöküş sahnesiyle karşı karşıya kalacağız. Ve Türkiye'nin bundan sonraki geleceğini de o çöküş anının, yani bu rejimin nasıl çöktüğü, yeni rejimin, yeni bir Türkiye'nin ve bölgenin nasıl şekilleneceği konusunda çok belirleyici olacaktır. Peki, Akın hocam geldiyse biz Akın hocamla devam edelim tekrar. Akın hocam özellikle size şu muhalefet üzerinden gelişen tabloyu da yorumlamanızı isteyeceğim bir soru sormak istiyorum ama diğer taraftan iktidarın da zayıfladıkça muhalefete dönük tehditleri artıyor. Yani bu sadece Kürt muhalefette ya da HDP'ye dönük değil, bir bütün olarak AKP MHP'den olmayan her kesime dönük tehditler artıyor.
iktidarın zayıflamasıyla bunlar arasındaki bağı nasıl kurarsınız bir. İkincisi gerçekten başkaları bu konuda farklı görüşler de dile getiriyorlar. Yani iktidarın bu güç meselesini acaba çok mu fazla abartıyoruz ya da o konuyla ilgili gerçekten onların yaymak istediği o korku imparatorluğu tablosuna bilmeden onları teşhir ediyoruz adına zımnen bir destek mi sunuyoruz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi insan hakları evrimi sürecinde çok önemli belgeler yayınlanmış, insanlığa armağan edildi. Örneğin bunlardan bir tanesi Virginia filmi. Korkudan ve yoksulluktan kurtulma özgü. Şimdi bu kazanımlar donduruldu. Aslında Türkiye'de olan beni kuşurken dünyanın hali gerçekten uluslararası ilişki ağı var. Bu silah kaçakçılığı, ticareti, heroin benzeri şeyler. Şimdi dön arkadaşımız öyle de hatırlayınca bir defa bir söz var. Kapta ne varsa dışına da o sızar diye. Şimdi kap muhalefette dışına sızan bu. Kürt düşmanlığında bir defa birleşiyorlar. Bakın ana muhalefet ve diğer muhalefet siyasal ve toplumsal muhalefet için iktidarı alaşağı edenlerin bütün koşulları var. Eğer bir muhalefet iktidar mücadelesi yapıyorsa bence rotasyonu doğru belirlemek. Bu belirsizlik örneğin az önce dönerken söylediği gibi her yasama düzme, meclis açılırken ilk gelen şey savaş tezkeresidir. Ve buna o birliğiyle el kaldı. Ve ondan sonra da Suriye'den, Irak'tan, bilmem nereden gelen cenazelerle de sahte gözyaşları dökülür. Sahte gözyaşları dökülür. Olur mu böyle bir şey? Önce halkların haklarını demokrasinin olmazsa olmazı kabul edeceksiniz. İnsanların, halkların insan olmaktan ve halk olmaktan kaynaklanan devredilmez, vazgeçilmez, yok edilmez hakları ve özgürlükleri var. Şimdi bakın HDP çatı altında bence çok önemli bir yol haritası konulmuştur. Özellikle 11 maddelik tutum belgesi herkes için bir yol gösterici olmalıdır ve tartışılmalıdır. Ve bu mecliste ortaklaşacak bir iradeye dönüşmelidir. Şimdi ana muhalefet tutumuna bakın. Yani son güne kadar bitme, bu son savaş tezkeresine el kaldıracak bir emin olun. Bir takım inisiyatifler, girişimler var. Bir yurttaşlık girişim falan. Çok çaba gösterdik biz. Bu hayır demesi için. Ve bir gün öncesinden ana muhalefet partileri bir takım yerlere telefon ederek İYİ Parti'ye meclis olduklarını ve buna evet demek durumunda olacaklarını söylerken ne olduysa bir gün hayır dediler ve bu çok olumlu bir tutumdu. Ama ne oldu da ben 3 gün sonra hem de tam da Cumhurbaşkanı'nın rahatsızlığı ve işte takım sosyal medyada yayılan şeyler üzerine birden İYİ Parti işte HDP'yle yan yana konulmayacağını, PKK'nın yanında konuşlandığını ve ondan sonra ana lideri de bugün gerçekten demokrasinin bence güvencesi, geleceğin güvencesi olan bir siyasi hareketi ve de PKK'ye karşı yerli yeksan edeceğim diyor. Ne demektir? Yani kime işaret verilmektedir? O zaman başka bir andıç var. Biliyorsunuz Türkiye siyasi tarihinde önemli dönemlerde Genelkurmay'ın da sonradan kabul ettiği andıçlar var.
Şu anda gizli darlık var. Bunu bilmiyoruz. Ve bugün toplumsal muhalefet açısından da herkes kendi sokağında oynuyor. Yani şimdi bizi birleştirecek nedenler bellidir. Tek sayfalık bir manifesto. Demokrasi, barış, adalet, özgürlük ve eşitlik. Bir sayfa. Böyle bir manifesto hazırlanır. İdeolojik politik nüanslarımızı erteleyerek sokaklardan çıkar, alanlara dönüp gideriz. Ve şimdi bakın, önemli sivil itaatsizlikler var bugün. Gelecek açısından umudu ve mücadeleyi besleyen en yaşar ailesi, bakın şimdi nasıl bir hukuksuzluk yaşanıyor. Yani iki evladını yitirmiş, bir evladı 3 yıldır cezaevinde, her gün adalet arıyor. Cumartesi annesi, kayıpları adalet arıyorlar ve hakikat arıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nin gençler orada üniversitelerin ve Türkçülerin özelliği için direniyorlar. Bir önemli sivillik yapıyorlar. Bence Türkiye'de bakın bugünkü siyasi iktidarı diğer iktidarlardan ayıran şey ve onların hukuksuzluğu ve uygulamaları daha önceki iktidarlardan çok farklı. Peki. Peki siyasal ve toplumsal muhalefet ne yapıyor? Yine aynısı. Basın açıklamaları, basın demeçleri, kapalı salon toplantıları, tamam bunlar olsun yine. İtiraz edelim. Ama itirazlarımızı ve mücadelemizi ve direnişimizi ortaklaştıralım. Yani şimdi bu savaş politikalarına karşı, şiddet politikalarına karşı, kutuplaştırmaya karşı muhalefet bence eski devamı. Bu nedenle muhalefet yaşamı siyasi iktidarı geriletecek emek ve demokrasi güçlerine ile ortaklaşacak meclisle sokağı uluslararası bir irade ortaya koymak zorunda. Aksi takdirde ne yazık ki caydırıcı olamıyoruz. Yani Türk burjuvazisi de bakın Viyana bildirgesi 1993'te Dünya İnsan Hakları Konferansı ikincisinde düzenlenen bir konferansta çok önemli bir şeyin altını çizmiştir. Peki. Ekonomi ile demokrasi arasında dialektik bağını kurmuştur. Demokrasi varsa ekonomi de var. Peki. Ekonomi varsa demokrasi de var. Şimdi Türk sermayesi örneğin Almanya'da bakın bir Willy Brandt döneminde hocam sesimi alabilir misiniz? Oldu. Akın hocam sesimi alabilir misiniz? Hemen Alman sermayesi itiraz etti. Akın hocam sesim geliyor mu size? İzaha getirdi. Neden? Çünkü Alman hocam sesim geliyor mu size? Efendim? Sesimi alabilir misiniz? Alıyorum. Sanırım konuşurken herhalde sesi kapatıyorsunuz. Onun için benim konuşmalarımı duyamıyorsunuz. Yavaş yavaş sona doğru da yaklaşıyoruz. Evet. Her iki konuğuma da birer kez daha söz vermek istiyorum müsaadenizle. Özellikle son bir cümleyle toparlasanız onun ardından diğer konuklarımın da son görüşlerini alacağım. Sınıf mücadelesinde, siyasal mücadelede, insanlığın mücadele tarihinde önemli muhalefetin ve kazanımlar vardır. Dönüp bakalım yapmamız gerektiğini orada karşılığını göreceğiz ve yeni bir başlangıç oluşturabileceğiz. Peki. Biraz önce sıralamayı değiştirmiştik. Yine o değişen sıralamaya tabi olalım. Döne güzelle devam edelim istiyorum. Özellikle kadın özgürlük mücadelesi açısından muhalefetin toplumun değişimindeki rolüne ilişkin görüşlerini rica edeceğim. Evet, kadın özgürlük mücadelesi özgür toplumun güvencesidir. Bunu biliyoruz. Temel dönüştürücü güçlerden biridir. Bunu biliyoruz. Biraz önce de buna değinmiştiniz ama bir de bunu örgütleyecek, birlikte mücadeleye çekecek yaklaşımlardan söz etmiştiniz. İsterseniz bu bölümle ilgili şöyle 3-4 dakika içerisinde özetleyerek görüşlerinizi bize aktarırsanız seviniriz.
Yani ben şunu belirteyim, bir kadın özgürlük mücadelesi ya da kadınların birlikte hareket etmesi çok zor bir şey değil aslında. Biz birçok noktada buluşan kadınlarız. Yani hani biraz iktidara da genel erkek egemen sistem, hani sistemle özellikle çatışırken, mücadele ederken erkek egemen sistemle. Dolayısıyla hani biz kadınların çokça ortaklaştığı noktalar var. Dolayısıyla bizim bir araya gelme noktasında çok önemli argümanlarımız da var. İşte hani bugün mevcut iktidara karşı bir arada olmak, katliamlara karşı bir arada olmak, aynı duyguları hissetmek, yani hani aynı noktada bakabilmek işe. Gene yoksullaşan bir kadın var, Türkiye var, Türkiye gerçekliği var ve bu yoksullaşan Türkiye gerçekliğinde en çok kadınlar zarar görüyor. En çok kadınlar şiddete maruz kalıyor maalesef, evet. Ne yazık ki. Dolayısıyla hani biz kadınların çokça ortaklaştığımız noktalar fazla. Ben hani kadın mücadelesinin çok örgütsüz olduğunu düşünenlerden biri değilim. Biz hani kadın mücadelesi örgütlük düzeyinin iyi olduğunu düşünüyorum. Yeter ki biz bu örgütlük düzeyini biraz daha büyütelim, biraz daha geliştirelim ve hani şunu yapabilirim. Hani bu kadın mücadelesi bir zorlayıcı noktası şu olmalı kadın mücadelesini. Hükümetleri de hani karşıtları bir araya getirme misyonunu taşıyabilmeli. Evet. Bu hangi açıdan önemli? Bir, mesela hani Türkiye'de bahsettiğinizde Türkiye yani 100 yıldır Kürt sorununu çözemiyor. Çözemediği için de bu durumda. Dolayısıyla hani gelecek iktidar Kürt sorununu çözme üzerinden olmalı ve bunu en yüksek sesle söyleyebilecek olan biz kadınlarız. Dolayısıyla biz kadınların daha fazla hani aktif siyasette yer alması, siyaset içerisinde evet. daha fazla mücadele etmesi, özellikle diğer partiler açısından söylüyorum. Çünkü HDP'nin böyle bir sorunu yok, sıkıntısı yok ama özellikle hani diğer muhalif partiler açısından biraz daha kadınlara evet. yer vererek, biraz daha kadınlar kendi mücadelesini daha geliştirerek aslında önemli bir pozisyona sahip olabilirler. Gene ben şu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Hani AKP hükümetinin hani beyin ölümü gerçekleşmiş. Yani hani aslında bir hükümetten bahsetmek sorun şu an. Özellikle Erdoğan'ın hani sağlık durumu ve hani mevcut duruşuyla birlikte hani bir AKP hükümetinden bahsetmek evet. zaten sıkıntılı. Dolayısıyla hani bu noktada muhalif kesimlerin özellikle kadınların devreye girerek yeni başlangıçlar, Sayın Bidan'ın da söylediği gibi demokrasiden yana, eşitlikten yana, özgürlük hani fetvalar yani. Yerine biraz daha farklı bir Türkiye, biraz daha evet. kadın cinayetlerinin olmadığı, kadın katliamlarının olmadığı bir Türkiye. Hani bu ortak mücadeleyle gelişebileceğini evet. geliştiğinde düşünüyorum ben. Peki. Son sözü de Yektan Türkil'imize verelim ama burada özellikle kısa değerlendirmenizi isteyeceğim. Biraz önce Akın Birdal da söyledi. Yani muhalefet bir kafa karışıklığı yarattı. Belki toplumu yakın takip edenler, onları bilenler açısından bir kafa karışıklığı değil ama bir meclisi çözüm adresi gösterdi. Tezkereye hayır dedi. Hemen ardından bu sefer savaş tamtamlarını kendileri çalmaya başladı. Nedir bu durum? Özellikle iki dakikayla sınırlarsanız çok sevinirim gerçekten. Zamanımız da daraldı. Bizden sonra da devam eden bir yayın ve onun teknik hazırlıkları var. Onun için böyle diyorum. Lütfen kusura bakmayın. Sesiniz kesildi Yektan Hocam. Ses yok. Pardon. Ben burada mikrofonu kapattığım için. Peki. Yani CHP'nin tezkereye hayır demesini iyi okumak lazım. Yani CHP'nin tezkereye hayır demesinin sebebi savaşa karşı olması, Kürt sorununda tavır değiştirmesi olarak okumak bence büyük hata olur. Yani demin devletteki çözülme, bürokratik disiplinden uzaklaşmaktan bahsetmiştim. Ben de CHP aslında özellikle Suriye'de bu savaşın içerisindeki kesimler, bürokratik kesimlerdeki rahatsızlığa bir tepki verdi. Ve bu bir yanıyla bu hayır oyu öyle okunmalı. Ama tabii ikinci bir şey de buraya hayır demesinin kendi öngörüleri dışında sonuçları da olabilir. Yani dolayısıyla onları bambaşka bir yere de getiriyor aslında. Çünkü bir yanıyla rejimin tehdidinden, onları intimide etmesinden çekinmediklerini ilan eder bir noktaya geliyorlar. Yani amaçları o olmasa da onları aslında
Kürt sorununa dahil olmak üzere bazı konularda veyahut da rejime karşı alınacak tavır konusunda daha güçlü olabilecekleri bir yere konumlandırıyor. Niyetleri bu değildi ama niyetlerinin bu olmadığını, mesela Azerbaycan'la ilgili asker bulundurmak tavrında tezkeresine hiç sorgulamadan evet demeleriyle demelerinden anlayabiliriz. Yani burada tabii şunu da görmek lazım. Yani burada yaşanan sorun bir tek iktidarın sorunu değil. Biz Doğuk Savaşı sonrasında ki haliyle topyekun çöküşe giden bir sistemden bahsediyoruz. Yani bu sistemde, bu çöküşten CHP'nin veyahut da diğer partilerin de payını almayacaklarını söylemek için çok erken. Bu da gayet muhtemeldir. Yani yarınki Türkiye'ye kimin kalıp kimin kalmayacağı gerçekten çok sisli Türkiye'nin geleceği. Bugünden bence bunları söylemek çok zor. Demin de söylediğim bir noktayla sonuçlandırmak isterim. Gerçekten bugün çok kritik bir nokta. Türkiye'deki bu rejimin, yani bu rejimin bitişe gittiğini, döküldüğünü artık kabul etmeyen, görmeyen kimse kalmadı. Burada kritik olan nokta nasıl bir çöküş yaşayacağı, hangi aktörlerin elinden çöküş yaşayacağı ve nasıl bir programa sahip aktörlerin elinden çöküş yaşayacağı. Çünkü bu gelecekteki Türkiye'nin şekillenmesini çok köklü bir şekilde belirleyecektir. Bir de hepsinin, bütün bu anlattığımız tablonun bir sonucu, Türkiye'de hiç ummadığımız türden önemsiz görülen aktörlerin bile büyük rol oynayabilecekleri bir sistemik çözülme yaşıyor Türkiye. Yani bu da önümüzdeki tabloyu daha da belirsiz bir hale görüyor. Umalım ki Türkiye'nin geleceğinde rol oynayanlar daha özgürlükten, çoğulculuktan, birlikte yaşamdan yana olan güçler olur. Peki. Zaman zaman araya giriyorum böyle kesmeye dönük ama gerçekten bizden sonraki yayının teknik hazırlıkları olduğu için acele ediyoruz. İzleyicilerimiz de kızıyor. Niye konuklarımızın lafını kesiyorsunuz diye. Yoksa öyle bir şey yok. Ben bitirirken her üçünüze de Akın Birdar, Yektan Türk Yılmaz ve Döne Güzel emek ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyiciler, bir medya haberde de gündemin daha sonuna geldik. Türkiye'deki derin devleti bugüne yansımalardı ve bugünkü devlet yapılanmasını konuştuk. Yeni medya haberde gündemlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.